Şu anda Eskişehir'in ana göbeğindeyiz. Eskişehir'in ana caddesinde meşhur Porsuk Bulvarı'ndayız. Burada yazıyor zaten üstü. Porsuk Bulvarı. Ve yine Eskişehir'in meşhur köprülerinden birindeyiz. Şu anda koyunlar geldi. Ve diğer sürüler de geldi. Şurada şöyle bakarsak işte çobanlar toplandılar. Ve yörük, çoban yürüyüşü birazdan gerçekleşecek. Bununla ilgili de sizlere bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. Evet, burada çobanlar var gördüğünüz gibi. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi köyden? Eskişehir, Çifteler Merkez. Çifteler Merkez. Sözcü Köyü. Sözcü Köyü, çok güzel. Bu yürüyüşe katılıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi yaptığımız etkinliğe katılıyoruz. İyi, çok güzel. Bu üçüncüsü oluyor herhalde. Dördüncüsü. Dördüncüsü mü bu? Her sene yapıyorsunuz bunu. Ne güzel. Kendi sürüleriniz var değil mi? Evet, kendi sürümüzle geldik. Çok güzel. Kolay gelsin. Evet. Şöyle genel sohbetlerimize devam edelim. Efendim. Evet, merhabalar. Merhaba. Hangi köyden geldiniz? Ben geldim, bak biz Çiftçi TV'ye röportaj yapıyoruz. Bozdağ. Bozdağ Köyü. Bozdağ Köyü. Yarımca Köyü'nden. Yarımca Köyü. Asler Mahmut diyelim ama Bozdağ Yarımca'ya yerleştik. Çok güzel. Çok orada güzel. 100 tane hayvan aldım Emre Bey'den. Oo, ne güzel. Ne güzel. Hayvancılığa başlayacağım. Katılıyorsunuz buna. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür şöyle ederim. Devam edelim. Evet. Burada bayanları da görüyorum. Siz şehirli misiniz? Evet, kentliyiz biz. Kentlisiniz. Siz de mi katılıyorsunuz? Evet, biz de katılıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, burada çobanlar bir araya toplanmışlar. Biz de öyle. Merhabalar, nasılsınız? Şöyle bir tanıyalım sizleri. Hangi köyden? Nereden? Sarkabak Köyü, Alplı Mahallesi. Sen? Alplılı, sen? Eskişehir, siz? Alplı Gökçeoğlu Mahallesi. Evet. Sarı Kertek. Dur bir dakika, seni görelim böyle. O kadar hızlı. Sarı Kertek. Çanakkale. Çanaklı. Sivrihisar Kertek. Nereden? Eskişehir Keskin. Eskişehir Keskin. Çok güzel. Ne güzel ya böyle kalabalık. Sen nereden? Sulukara'dan. Evet. Bütün Eskişehir bir arada herhalde. Her yerden geldi. Evet. Bu arada şu anda koyunlar inecek. Hep beraber koyunları göreceğiz. Evet. Bütün koyunlar indiriliyor. Burada çobanlar, herkes bir arada. Evet. İndiriyorlar. Koyunlar geldi. Yavaş yavaş. Aşağı indi. Evet, burada koyunlar var. Burada bu tarafa baktığımızda burada da keçileri görüyoruz. Burada da keçiler var. Sohbete devam. Amcacığım, nereden geldiniz? Hangi köy? Eskişehir, Fevzi Çakmak'ta. Fevzi Çakmak Köyü. İyi. Sende sürü var mı? Yok, bizde yok. Tabii böyle bir izlemeye. Siz de izlemeye geldiniz. İyi, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hangi köy? Eskişehir Alpul Gökçeoğlu Mahallesi. Ha, Alpul Gökçeoğlu Mahallesi. Evet. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet, keçilerimiz indi. Keçilerimizi görüyorsunuz. Bunlar... Yani seninkiler bunlar ya. Bunlardan koştuk alsana işte tekeli. Honamlı. Evet. Honamlı keçilerini görüyoruz şu anda. Honamlı keçileri aşağı iniyorlar hepsi. Diğer sürüler de yiyecek. Sayın abim, ben de seni çekeyim. Teşekkür ederiz. Evet, bütün sürüler geliyor. Bunlar honamlı keçileri. Bu tarafta kıvırcık koyunlar inecek birazdan. Kıvırcıklar inecek. Ve evet, hoş geldiniz. Hangi köy? Kızıl
Kızıl Ünler. Kızıl Ünler'den geldiniz. Siz nereden geldiniz? Kızıl Ünler. Oo, Kızıl Ünler kalabalık. Bravo. Evet, eşek olmazsa olmaz. Sürünün başında gidecek. Birazdan kortej başlayacak. Evet, Kıvırcık koyuncusu Emre Tınaz'la beraberiz. Emre Tınaz bu organizasyonda çok büyük payı olan bir çoban arkadaşımız. Emre, nedir? Kaçıncısını yapıyorsunuz bunun? Hoş geldiniz. Dördüncüsünü yapıyoruz Osman Ağa. Türkiye'nin çobanları Eskişehir'de buluşuyor etkinliği. Bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz bugün. Şehir merkezinde koyun kortejimiz var. Farkındalık yaratmak. Şehir halkıyla koyun sürüsünü buluşturduk. Birazdan tramvay yolundan şehrin Enişlik Caddesi'nden, burası Köprübaşı, Eskişehir'in kalbi. Eskişehir'in kalbindeyiz şu anda. Ve Eskişehir'in en meşhur caddesi, Doktorlar Caddesi'nden tramvayla yan yana koyun sürüsüyle yürüyeceğiz. Peki, burada birçok çoban arkadaş seninle beraber. Onlar da bazıları koyun getirdi zannedersem. Evet. Yani burada bütün Eskişehir'in köylerinden zannedersem çoban arkadaşlar var. Tabii Eskişehir'in köylerinden, her ilçeden, her köyden çoban arkadaşlarımız var. Aynı zamanda Türkiye'nin çobanları Eskişehir'de buluşuyor dedik. Evet. Aslında etkinliğimiz cumartesi pazar, yarın öbür gün Ulu Önder Kapalı Pazarı'nda, ama bugün biz festivale davet maksatlı ve dediğim gibi farkındalık yaratmak amacıyla buradayız. Yani bunun Şehir amacı... dışından çobanlarımız da var. Yani siz mesela Tekirdağ Ayrabol'dan geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Gaziantep'ten gelenler var, Denizli'den gelenler var, Manisa'dan gelenler var. Kastamonu'dan gelenler var. Trakya'dan gelenler var. Türkiye'nin birçok yerinden bugün burada çoban yani bunun amacı aslında şehirlilerin küçük başın ne kadar önemli olduğunu ve çobanların bu ülke için neler yaptığını esas göstermek, değil mi? Çobanlar bu ülkenin bel kemiğidir. Evet. Yani eğer insanlar bu marketlerden bir şeyler alıp gıda olarak tüketebiliyorsa, bunu da kırda gezen, dağda gezen de çobanların payı büyüktür. Evet. Yani evet. Bu reyonda şu büyük markette reyondaki birçok ürünün evet, üreten kişi, ham maddesi çobandır. Evet, doğru. Doğru. Şimdi devam ediyoruz. Bizim mesleğimiz çok mübarek bir meslek, kutsal bir meslek. Çobanlık ilk Anadolu topraklarında yaklaşık 7000 yıl önce doğmuş bir meslek. Evet. Bu kutsal mesleği, eskiden beri hor görülen bu kutsal mesleği tanıtmak, dikkat çekmek, bu kutsal mesleğinde bir doktorluk, bir öğretmenlik, bir mühendislik gibi önemli bir meslek olduğunu vurgulamak, gençlerimizi, bu işe gönül veren arkadaşlara örnek olmak, bir şeyler verebilmek. Maksadımız çok, hedeflerimiz büyük, idealist insanlarız. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Birazdan seyredeceğiz herhalde. Aynen. Değil mi? Birazdan yürüyüşe devam edeceğiz. Abi sen devam et. Sopasız olmasın. Sevgili dostum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz başkan. Sen o zaten adamı. Senin. Evet.
Kortej birazdan başlayacak. Şu anda bütün çobanlar hazırlıklarını yaptılar. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş da geldi. Ve bu gördüğünüz köprü, şöyle köprüyü de göstereyim. Eskişehir'in en önemli köprüsü, en önemli caddesinde bu kortej yapılacak. Burada gördüğünüz gibi bir nehir var. Ve sürüler bu köprüden geçecekler.
neler görsün. Koyun bu, keçi bu, eşek bu, çoban bu.
vegancılar. Çobanlar ve koyun, keçi, eşek resmi geçit yapıyorlar.